Evet arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bannerlord'un 3. bölümündeyiz. 3. bölüm bildiğiniz üzere artık Eliye Sultan'ın yükselişi olarak adlandırılacak. Çünkü Eliye Sultan artık kendini kanıtlamaya başlamış olacak. Geçtiğimiz bölümlerde de ilk bölümde kendi klanımızı kurmakla uğraşıyorduk, çapulcularla uğraşıyorduk. İkinci bölümümüzde savaşlara bir takım atılımlar yaptık fakat çok acemi olduğumuz için birazcık tokatlar yedik. Bir takım tecrübeler edindik. Ardından arenalarda dedik ki birazcık şanımız yürüsün. Kılıç kullanmayı öğrenelim, ok kullanmayı öğrenelim, mızrak atmayı öğrenelim. Çünkü baktık ki kullanamıyoruz, yapamıyoruz, oyuna daha alışamadık. İkinci bölümde daha çok alıştırma tarzında geçti. Gelişme tarzında geçti. Bu bölümde de daha çok artık ekonomi kısmı halledeceğiz. Bu bölümde sizin chatten özellikle yazdınız. Kardeşim demirciliğe giriş yapsana. Artık şu demircilik gelsin. Demirciliği aç da para kazanalım dediğiniz kısımdayız. Bir saniyenizi rica ediyorum. Güzel. Şimdi demircilik yapacağız. Ben yayın dışında sizler için birazcık hazırlık yaptım yayına. Normalde demircilik için işte odun gerekiyor. Odunu eritiyorsun, kömür gerekiyor. Efendime söyleyeyim, kömürü eritiyorsun. Yani kömür eritmede kullanıyorsun daha çok. Bunlar için bayağı bir vakit gerekiyor aslında. Bayağı bir vaktini çalıyor kişinin. Ben de baktım bunlar çok uzun süren şeyler. Yayında sizler sıkılmayın diye demircilik level'ını bir yere kadar kastım. Ama bunu yan karakterden yaptım. Normalde biliyorsunuz Eliye Sultan kendisi atlı üzerinde okçularla meşhur olan, at üstünde iz süren, at üstünde savaşan bir kadın. Fakat yanındaki Nus'un, yani kardeşimiz, dedim ki ben kardeşimizi demirci yapayım. Güçlerini de ona göre ayarlayayım. Böyle iri yarı bir erkek olsun, güçlü olsun, demir dövsün. Gerektiğinde rakipleri de dövsün şeklinde özelliklerini ayarladım. Bu sayede de demirciliği hızlandırmış oldum aynı zamanda. O mantıkla demirciliği bir yere kadar kastım. Üretime geçmedim. Para kazanmak için kardeşini kullandın yani, aynen. Cyber Tinker hoş geldin. Nus'unu kazandık. Bu şekilde birliğimize kattık. Artık demircimiz Nus'un. Bir yere kadar kastırdık. Yayın dışında hazırlıklarımı tamamladım. Yayında kılıçlarımızı basacağız. Demirciliğimizi yapacağız. Birazcık demircilikten parayı kazandıktan sonra gerçek bir birlik toplayacağız. Ve ardından savaşlardan savaşlara atılacağız. Artık böyle 40-50 birlikte ortalıkta gezmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt kale almaya çalışacağız. Bu yayında amacımız arenada şanımızı bir ilk ona taşımak. Ardından demircilikten kazandığımız paralarla beraber birliğimizi büyütmek. Yanımızdaki askerlerin seviyesini yükseltmek vesaire. Haydi bakalım. Belki bakarsınız kardeşimize de bir tane hanım alırız, belli olmaz. Evet. Sefere devam et dedim. Bu yayında şöyle bir farklılık var. Bu yayında Kaya bizlere eşlik edecek. Kendisi böyle chat'in bir sesi olarak veyahut bir yorumcu olarak, eski bir Mount & Blade oyuncusu olarak bize eşlik edecek kendisi. En son biz Makeb'e geldik. Şimdi olanları tekrardan şöyle ufaktan bir göz atacağız. Birliklerimizi ben bilerek harcamasınlar, para harcamasınlar diye göreve gönderdim. Bu sayede paramızın bir kısmını korumuş olduk. Birliklerimiz duruyor, hiçbir problem yok birliklerden yana. Şu kameramızın yerini değiştireceğim fakat ben. Bunu değiştirmezsem bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü birazdan sizler şeyleri görmek isteyecekseniz. Ben mi evleneyim? Yok ya, biz evlenmeyiz ya. Kardeşimizi evlendiririz. Her neyse, devam edelim. Askerlerimizi görevlere gönderdik. Bu sayede de aslında askerlerimizin altın harcamalarını azaltmış oldum mantıken. Çünkü demircilik yaparken ben
ekstradan altın harcamalarını istemiyordum. Şimdi şöyle bakın. Nus'un burada. Nus'un şu anlık gariban gözüküyor. Tamam mı? Biz demirlerimizi, çeliklerimizi, kerestelerimizi, kömürlerimizi hazırladık. Tamam mı? Bunu bu şekilde hazırladık. Her şeyimiz hazır. Şu anda Nus'unla beraber. Böyle bak göstereyim karakterin özelliklerini. Nus'un demircilik kısmında hızlanması için dayanıklılığını 10 yaptık. 10'a çektik. Ve demirciliğini fullledik. Şu anda çarpanı 12. Bu sayede hızlı bir şekilde demirciliği kazanabilecek. Nus'unu demirci yapacağız. Ardından tek elli çift elli silah kullanmaya öğreteceğiz. Bu sayede de kendisi gayet güçlü, dayanıklı bir asker olacak. Böyle bir planımız var şu anlık. Zaten gayet güzel bu arada. Statları falan bayağı iyi duruyor. Burada güç kısmına vereceğiz full. Diğer yerleri de ona göre veririz, ayarlarız. Bu şekilde arkadaşlar. Kaldığımız yer burası. Artık devam ediyorum. Demircilikten parayı kırmaya çalışacağız. Kocanın zırhını alabiliyorsun, biliyorum. Onu biliyorum olayı. Evet. Demircilik kısmına girelim. Alo. Alo, hoş geldin. Hoş bulduk, selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi demircilikten parayı kır diyordunuz chatten. Bu sefer kırıyor muyuz parayı? Bilmiyorum ama yakınadım seni. Adam evet. O kadar çalıştı sen. Sonra adam belki evlendi istiyor. Evlendiririz ya. Kendimiz evlenmeyiz. Bekar gideriz birazcık. Şimdi... Ya, seninki daha evlenmesin. Biz... Kadın daha genç, zamanı var. Aynen. Daha genciz zaten. Bir de şey yani hani... Biz sultan olacağız ya, böyle yarın bir gün ufak bir valiyle evlenmeyeceğiz yani. Biz direkt böyle gerçekten sağlam bir kral buluruz belki falan, anca o zaman. Ha, sen derken zengin koca istiyorsun. Aa, ben direkt krallık istiyorum yani. Ha, belki onlar bana evlenme teklif eder yani, ben onlara değil de. Hadi bakalım. Ya şimdilik geçici olarak böyle birkaç tane kralla haşır neşir olmak zorundayız. Sonra zaten kendi krallığımızı bulacağız. Kılıçlarımızı basmaya başlayalım. Nus'un. Peki şey falan oluyor mu ya? Kralla evlendiğin zaman yani ondan bir böyle sizin toprak falan alabiliyor musun? Yani bildiğim kadarıyla şey yapabiliyorlar sana. Kale verebiliyorlar dediler chatten. Kale verebiliyormuş. Onda tamam işte, savaştığın yerde talep zaman. Oluyorsun. Aynen olabilir. Ya bir tane kale almak için yaparız. Sonra bir bağımsızlığımızı ilan ederiz. Sonra sağa sola bir savaş. Hadi bakalım. İlk önce bir parayı halletmek lazım. Şimdi bir basalım. Kılıçlarımızı basalım. Oy, yeni kılıç açıldı. İlah şeklinde. Yok. İş yapmaz bence. Şeyin mi o kılıcın ya? Kalkan kırma özelliği mi var? Aa, bilmiyorum. Üstünde dikkat etmedim. Kalkan işareti var kılıçta. Dikkat etmedim hiç. Durduk. Dinlenmiştir Nus'un. Nus'unu seçelim. Sonki tasarımı tekrarlasın. Şöyle dedik. Bir bakalım demiri. Abi bir parça açıldı. Bir level'lık parça. Bunları yayın dışında ayarladım arkadaşlar. Boş kısımları geçtik. Şu kömür üretme kısmı özellikle çok sürüyor. Yani yarım saat kadar sadece odun topla, odun erit. Odun topla, odun erit. Odun topla, odun erit şeklinde geçiyor. 105 level olmuşuz bu arada. Hemen Nus'un şeyini verelim. Demircilik buff'ına. Ne diyor? Seç. Tecrübeli demirci. Zorluk koşulları yerine getirilirse iyi bir silah oluşturmak için %10 şansa sahip olursun. Başarılı siparişler eşrafla iki ilişki sağlar diyor. İki birim iyi çeliği aratarak bir birim tamasken çeliği. Bu tamasken lazım olacak diye biliyorum. Evet, iyi silahlar için bayağı önemli bir şeydi o.
Tamam, bu Tamasken'i seçiyorum o zaman ben. Geçtim. Matanya'da vardı odun ucuza ve çok. Yani bulduk zaten ya. Buradan bulduk. Kaç tane yerden topladık. Çok uzun gezmektense. Güner hoş geldin. Evlenip kale alıp savaşa ölmeye gönderebiliyorsak evlendirelim. Bak ya. Askerlerine çökelim değil Adamın etinden sütünden Daha açılan bir parça yok. Devam. Dur, Eliye'yi seçtik bak yani. Aa, dinlendirmedik ki biz elemanı. Bir dinlensin birazcık. Demir dövebilmesi için karakterlerin dinlenmesi gerekiyor. Bu arada bir tane turnuva var ya. Şunu ben bir arenaya gireyim bakayım. Bir sıralama sitesinde kaçıncıyız biz? Aa, 14'e geri demişiz. Zibris'i geçmiş. Ben bir şurada bir şaplaklayayım şunlara. Bir akılları başlarına gelsin. Elimizi de sıcak tutalım. Aa, 1v4. Uy, en başarılı olduğumuz. Atına derken tek at. Yani git, 2v1 atıyorum ya. Ya gariban. Lan ıskaladım. Oy, o da beni düşürdü. Bak 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 bak, atı aldı. Gel lan buraya sen. Ağzını kırdım. Ağzını kırdım. Ne oldu o? Güzel. Aha, bizimkine çöktüler. Lan ıskalıyorum. At kaç. Ne oldu, kafanı yedin. Kuzeyli hoş geldin. Helal lan sana. Bronz katmanlı omuzluk parçaları. Zırh seviyesi 4. Ha, bunu yandaşlarımıza veririz. Tut bakayım sen şunu. Uy. Ne oldu lan? Kolaydı. Şimdi bir bakalım sıralamaya, dur. Sıralama listesi. Eliye 11. sıradayız. Ah be. 10. olmamız için ne gerekiyor? Aa, bir tane win gerekiyor. Tamam, onu da birazdan alırız. Biz bir süre bekleyecektik, dinlenecektik. Musun'u dinlendirecektik. Musun'a geldik. Bakalım bir dinlenmiş mi? Musun tamam, %73 diyor. Güzel. Buradan üretime devam. Bakalım kılıcın değerini kaç gösterecek? Hadi kalıp diyelim de standart olsun. Musun seçili döv. Burada bir parça açıldı. 2 level'lık. İşimize yaramaz. Devam. Aa, Nusun şey ölüyor. 13 binlik, 17 binlik son üretilenler. Çok iyi. Sence böyle kaç kafi? Böyle kaç altın yani? Yani kaç dinarda bırakılması gerekiyor?
Yani bence bir 100-150 bin arası iyi de ya. Onunla bayağı bir asker de toplansın. Şu an şey kaç yani birliğin kaç asker alabiliyor maksimum? Aa, dur onun için şey yapalım. Onun için biraz nam falan kasman lazım da. Evet, şu yiyeceklerimizi tekrar arttıralım. Moralimiz yüksek olsun. Dur, askerlerimizin morali yüksek kalsın. Ama senin şeyler kılıçlar şimdiden işte 17 bine çıktıysa güzel bak fiyatı. Evet, şanslıyız. Tereyağı 26 tane var. Üzüm 8 tane var. Bunları alamıyoruz değil mi? Burada kalmamış mı bu yiyeceklerden ya? Yiyecek almak için yan köye gitmemiz gerekiyor bizim. Şu Kapasite yiyeceklerimizi... dolmuş olabilir ama. Yok. Aa, çok yavaşız. Tam çay kente basarız ya. Rüstem Yani hoş iyi olur. geldin. Ama bir an çapulcu falan çökmesin. Yok ya, Monçuk var yanımızda. Askerlerimiz geri gelmiş bu arada. Bir daha gönderemiyoruz mu onları? Dur bakayım, şunu da gönderebilecek mi? Birkaçını Gavga'ya gönderelim. Burada tek adam gönderebiliyormuşuz. Eder hoş geldin. Şimcik. Şöyle baktık. Oy, yeni kılıç açılmış. Geniş pala bıçağı başı. Senin de hala daha iyi galiba. Evet, elimdeki daha iyi ya muhtemelen. Sonra geçelim. Demir döv diyeceğiz, tamam. Bunlardaki işte en yüksek level kaç kılıçlarda? Yani 4'te ben mi yoksa daha üstü var mı yani 5 5 6 level falan? olması lazım. 6 var mı bilmiyorum ama 5 level olması lazım sanki. Çünkü yukarıda 5 şeydi, kriterler içerisinde gösteriyor. Belki 6 çok nadir olup böyle, hani çok nadiren denk geliyor olabilir. Bir tane açtığım bir özellik vardı ya, bir çelik üretiyordu o. Neydi ya? Kamestan çeliği miydi? Ha, olabilir. O işte 5 level'da lazım oluyor sanırım. Güzelmiş. Aynen bak, yukarıda 5 var, 6 göstermiyor hiç. Aynen. Demek ki maksimum 5'e kadar var şu anlık. Usun nerede? Ha, %100 dinlenmiş. Güzel güzel. 119 level. Bunu biz 125'te şey yapalım. Ha, 2 level'lık kabza açıldı. 3 level'lık kabza açıldı. Tamasken çeliği. Aynen. Burada bir parça açıldı. O da işimize yaramıyor. Geç. Oo, direkt 125 oldu bizimki. Hemen Nusun'a tekrar bir level basalım. Demircilik kısmına gel. Eritme için harcanan enerji yarıya iner. Rafine etmek için harcanan enerji yarıya iner. Şimdi chat, bu rafine ile eritme ne? Hangisi hangisi? Söyleyeyim bakayım. Peder hoş geldin tekrardan. Hüseyin hoş geldin. Bunlardan hangisi iyi? Veya rafine etmek burada hangisi oluyor yani? Bak. Burada şimdi demirciye girdiğimizde erit var. Demir döv var. Arıt var. Bu eritme, tamam, bunu biliyoruz. Problem yok. Ama demir dövme ve arıtma, bunlardan hangisi rafine? Rafine dediği veya hangisini kapsıyor? Rafine etmek hangisini kapsıyor acaba? Hüseyin eritme yap demiş. Rafine de sanırım birleştirme herhalde ya. Burada arıtma temizleme manasında mı işte, o var. Büyük ihtimalle işte odundan kömüre çevirme. Öyle mi diyorsun? Büyük ihtimalle ama yani bundan sonra ona çok ihtiyacın olur mu ki?
Arıtma. Burası lazım değil bize zaten ya. Eritme daha mantıklı şu anda. Aynen. Eritme de illa ki zaten kılıç eriteceksin, şey Evet, yapacaksın. kılıç eritme çok yapacağız. Bir de şey de var. Mesela çapulculardan falan düşen kılıçları da eritiriz biz. Malzeme satarız Yani sağa mantıklı. sola. Veya kendimiz silah basmak için falan kullanırız. Eritme daha iyi gibi şu anlık. Verdik bakalım. Birazdan zaten eritme yapacağız hem. Ona da lazım olacak. Bu arada bizim Monçuk Bey yine birilerine savaş açmış. Hemen bakalım. Klanlar, politikalar, ordular, diplomasi. Aa, savaş yokmuş. E niye geziyor bunlar böyle? Monçuk bir oldu oluştu. Aa, savaş açacak. Daha açmamış ama açacak yani. Şuradan sonuncuyu seçelim. Son ürettiğimiz mi aynısı dedik. Şuraya bir 4 level parça açılsa çok hoş olacak ya. 4 level parça açılmadı oraya. Devam. Biraz daha bekleyeceğiz. Gündüz oluyor, akşam iş şey yapacağız. Oyunu sildim de tekrar yükleyeceğim ya İbrahim. Canım çekti, iyi mi diyor. Hüseyin kardeşim, sen yükleme benden izle işte bak. YouTube'a da bölümlerini atıyoruz tek tek. Bu da gidecek yine YouTube'a. Level. Buradan Nusun'u seçtik. Tamam, bitirir herhalde bu malzemeyi bu Nusun. Aynen bitirdi. O 3 level'lık kılıç açıldı. İşimize yaramaz. Tamam. Kaç tane elimizde parça var? Bakalım. 17.000'lik kılıçlar var. 14.000'lik, 13.000'lik, 10.000'lik kılıçlar var. Bunları bir eritip bir daha şansımızı deneyebiliriz. Bekleyelim bakalım. Aha. Neymiş bu? Politika. Para biriminin değerin düşürülmesi kararını kesinleştirmek istiyor musun? Hayda. 47 saat içinde otomatik olarak çözümlenecek. Bu olay neymiş? Hükümdarlar paranın değerini düşürerek ve daha fazla para basarak hızlı para kazanabilirler. Ama bu fiyatların yükselmesine neden olur. Yönetici klan krallıktaki her kent başına günde 100 dinar kazanır. Yerleşke sadakati her gün biraz alır. Biz bunda... Bak bu Mesui var ya. Bu fena bir kız. Ben sevdim bunu. Bu fena bir kız. Monçuk Bey'e her zaman karşı çıkıyor. İlgimi çekti. Kararsız verelim. Monçuk'un zaten çok büyük bir nüfusu var. O kazanıyor direkt bunlarda. Herhangi bir şey teklif ettiğinde direkt kazanıyor. Üretim kısmı tamam. Eritme kısmına geleceğiz. Nusun'u acaba biz şimdi şu kendi kılıçlarımızı eritsek mi ya? Ne diyorsunuz? Mesela bak şu elçi, uzun süvari kılıcı, dar oluklu spata. Bunları biz turnuvalardan kazandık. Pek değerli şeyler değiller. Bir tane vardı değerli kazandığımız erken emeklilik. Bunu da giydik zaten. Buradan yiyecek alacaktık biz. Yiyecek almayı unutmayalım. Pahalımız azalmış. Ve 28 tane olsun. Etimiz var. Balığımız azalmış. Peynirimiz azalmış. Zeytinimiz azalmış. Güzel. Üzüm yok burada. Hurma var. Hurmaları al. Tamam. Biz bir tur daha eritelim bence. Bir tur daha işleyelim bakalım. Belki değerini arttırırız. Damasken çeliği varsa
İçlerinde eritebilirsin. Çelik bulunsun. En iyi kılıçlar onunla dövülüyor. Bakayım ne var? Çelik ve demir var. Çelik bu malzeme. Güzel. Çelik işimize yarayabilir. Aynı şekilde çelik ve demir. Çelik, demir. Ha demir. Dövme demir. Bu işe yaramaz. Çelik. İyi çelik. Aa, elçide varmış bak iyi çelik. İyi çelik işimize yarar. Bunda da var. Ha bunda çelik varmış direkt. Uzun süvari kılıcı. Bunlar durmasın bizim burada şeyimizde ya. Advanterimizde. Çok sanki şey duruyorlar böyle. Kel alaka. Hem seviye alsın. 150 olduk. Nusu'nun demirciliği 150 oldu. Nusu'nu da level atlatmış oluyoruz sen bu sayede ya. Ne diyor? Kontrolü 1 arttırır. Gücü anında 1 arttırır. Kontrol. Yani kontrolün özelliği ne? Biliyor muydun onu? Kontrol yay, kundaklı yay ve fırlatmaların hızlı güçlenmesini sağlıyor. Biz güce verelim. Çünkü bu abimiz demirci gibi ya bak düz mantık düşüneceğiz. Demirci gibi tamam mı? Çatara çut böyle demir işleriyle, ağır işlerle uğraşan ama vurdu mu da oturtan bir cinsten bir şey yapacağız Nusu'nu. Harbiden sert abi olacak yani. Tam bize yakışır. Bu da güce vereceğiz. Nusu'na yakışır yani. İleride güzel. İşte ok öğretme hedefim falan yoksa gerek yok yani güç en iyisi yani. Okçu yapmayacağım onu ya. Onu bildiğim böyle. Şimdi beni kendime okçu yetiştireceğim. Okçu atlı birlikler benim komutamda olacak. Onda da süvari birlikler. Kalkanlı ve süvari birlikler. Yani kuşatma için kullanacağım. Nusun daha çok onlarla ilgilenecek. Tamam eritmeyi yaptık. Şey yapacaksın bir tane de böyle şey için artık piyadeler için falan veya piyade kullanmayı hedefliyor musun? Atlı kalkanlı yapacağım. Böyle ön tarafta duracak. Bir süre kalkanla tutacaklar. Yere bir falan böyle saldırırken onlar önden gidecek. Bizimkiler bekleyecek. Bakalım yapacağız ya strateji. Bildiğimizi bir kuralım da. Normalde bu şey vardı eski oyunlarda işte abeletçiler bayağı güçlüydü yani yerdeyken özellikle. Hani bu şeyde falan kale kuşatmalarında çok lazım oluyordu. Bilmiyorum ya almayı düşünürsen veya askerlerden falan bulursan öyle. Onlara da bir şey. Junior is back 4. ayını kutlamış. Teşekkür ederiz. Aa, 2 tane parça açılmış. Bunların farkı ne? Uzunluğu 1.64. Uzunluk 1.8. Bunlar kol zırhı düşük sonucunun. 6 3 evet. Veriyor, diğerleri 4 veriyor. Diğerleri 4 veriyor. Acaba hangisi daha pahalı para yapar? Sanki bunun uzunluğu çok... Ama kendi parçasının uzunluğu değil mi o? Bir şey etkilemiyor. Saplama hızını arttırıyor, silah menzilini arttırıyor. Ağırlık düşüyor ama. Savurma kesici hasar düşüyor ama. Benim bildiğim savurma kesici hasar çok değerli oyunda. Aa bu da var. Neden öyle ya? Ağırlığı arttırsan fiyat azalıyor normalde de. Bunu böyle ayarladık. Hadi bakalım dövüyoruz. Acaba kaç binlik kılıç verecek? Aa bu parça daha güzel. Parça da açıldı. Bakalım kaç binlik? 17K'lık dövüyoruz. Çok iyi. Bir süre bekleyelim burada. Aha şey var. Kapışma var. Hemen bir arenada bir kardeşim kendimizi bir yükseklere atalım ya. Destrier veriyor at. Destrier güzel bir at olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Nereye geliyor?
nasıl yakından ıskaladım? Uy, tersinden vurdum adama. Uy. Yakından da ıskalıyorum. Çok güzel. Aman. Hadi lan oradan. Kolaydı. Soylu var mı bunların? Sırtlan Bidal var. Bizim adam değil mi bu ya? Nus'un da yukarıda. Oy, Nus'unu tokatladı. Gel bakayım sen. Aa, ıskaladım. Aynen aynen, Çakan var. Çakan çok iyiydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sarangi hoş geldin. Bizim alim, doktor. Uy, Çakan kazandı bak orayı. Bunu yenersek, kendi adamımız bu. Doktorum. Tut. Çakan'la kapışacağız. Uy. Oo, ilk kez tek atamadığım birisi. Aa, yendi lan adam beni. Vay arkadaş. Ah be bu. Ama adam sağlamdı ya. Adam da sağlamdı. Ya tam da ana bahis yapma diyecektim. İşte adam tek attı bu sefer. İkinci ata gitti, evet ya. Şimdi buradan bunları seçtik. Kabzalardan bu dedik, bu dedik. İşte adam seçtim mi? Onu unutmadım. Aa, adamı seçeyim, doğru. İyi hatırlattın. Çift elli. Üret bakayım. Bekleyelim. Çok güzel para kıracağız ya. İnanılmaz para yani. Hani para az kalsın, sıkıntı yok şu an. Şunu seç. Açılan bir parça marça yok. Şimdi default yapalım tekrardan da. Buradan da bu seçili. Dur, adamı seçmedik. Aa, bir parça açıldı. 4 de bulduk. Aha, şükürler olsun. Bu da 4, bu da 4, bu da 4. Oo, çok güzel para üretecek. Ama ne oldu? Malzeme bitti. Kaç tane var elimizde malzeme? Dur bakayım bir. Bir bakalım. 17.000, 17.000, 16.000, 16.000. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yaklaşık. İyi para. Hmm. 17.000'lik kılıç üretebiliyoruz. Acaba bunların bir kısmını satsak, devam etsek? Birazcık aksiyon atıldıktan sonra tekrar dönüp ara ara mı şey yapsak? Sanki öyle yapılabilir gibi ya. Burada ya, şu an zaten 150k yakın param var. Ne, şu 9'da sattığımda. 17.000'leri satayım. 67k para. İyi iyi.
Bunlar kalsın. Bunları da başka yere satacağız. Demirciye girme. Ticaret dedik. Şimdi bazı şekillerde Pochito mu ne? Öyle bir silah vardı. Eritince bayağı metal falan veriyordu. Görünce mutlaka al. Bu benim eritmek için kullandığım bir şey vardı ama o farklı bir silahtı. Şimdi tamam, biz artık gerçekten vaktimiz geldi. Monçuk Bey, nereye geziyorsun sen? Gezip duruyor boş boş. Bir orada kurdu diyor ama yere gittiği falan da yok yani, anlamadım. Artık bir yerlere savaş açmalı bizimkiler. Görev panelinde bir şey açılmış. Tamam, geç. Selam Çikolatam demiş. Trollmaster 3. ayını kutlamış. Teşekkür ederiz. Tekrar demirciye girdik yanlışlıkla şaşırıp. Ticarete gireceğiz. Buradan kılıç satabiliriz bunlara birazcık. Tamam. Ardından malzeme alabiliriz. Şu tahıllarımızı bir arttıralım. Aynı şekilde tereyağına falan da. Eti, balığı. Malzemelerimizi arttıralım ya. Askerlerimizin şeyleri yerinde olsun. Morali falan. Ha, açsın açsın şey yapacağım. Katır alacağım. Yolda bir tane katır alacağım mutlaka. Zeytin bulmak zor bu arada. Güzel. Aa, bu bizden daha iyiymiş omuzluğumuz. 44.000. Burada katır ne kadar? Burada katır yok. 112.000 para. En iyi at bizim oralarda vardı ya. Biraz bizim oradan atabiliriz. Güzel. Üniversite öğrencisiyiz. Hoş geldin. Aha, seviye atlamışız. Eliye seviye atladı. Bir tane de ana becerimiz var. Bunu nereye versek? Güçte bir tık zayıf kaldık biz. Bunu güce vereceğim kesinlikle. Bunların öğrenme hızları yüksek zaten. Ticaret. Ticaret kalsın. Mühendislik gerek yok. Hekimlik, mühendislik, bunları biz yan karakterlere yaptırabiliyoruz. Bunu öğrendik. Aynı şekilde demirciliği de aynı şekilde yaptırabiliyoruz. İzciyi de farklı bir karakter izcilik yapabiliyor ekibimizde. Biz burada tekerliğe mi versek, çift elliğe mi? Çift elli mi kılıç kullanırız, tekerle mi? Hangisi daha acaba avantaj olur? Savaşlarda falan kalkan kullanmak istiyorsan tek elli de. Acaba vekile versek de kordu kapasitemizi mi arttırsak? Bunu ben vekilliğe vereyim. Vekilliğimiz artsın. Ordu kapasitesi bizim için çok kıymetli olacak sonra. Yük beygiri. 4000. Daha gerekli. Biraz daha gerekli. Üzerimize biraz daha yük beygiri alacağız. Böyle sanki kılıç kalkan daha iyi olur gibi ya Kaya. Ne diyorsun? Vallahi bence de yani şu an zırhın falan bir tık zaten zayıf. Biraz daha kılıç kullanma hızın az. Yani o yüzden kalkan olmadan büyük savaşlarda çok zor gibi duruyor. Savaşlarda nam kastıkça asker sayını artmıyor mu zaten? Aynen.
Yani o zaman artık yani vekillikten ziyade bu şey yapabilirsin ya, tekel kılıç. Veya şu paranın hepsinin bir üzerine yani zırh çekmen yok mu şöyle? Sağlık bize. Takım dizmen diyorsun. Aynen. Seriz ya. Şu peyniri biraz satalım ya. Çok üstümüze almayalım. 42 kereste. Kerestelere demir falan var bak. Çelik çok yüksek üstümüze. Demir. Demir çok fazla var sanki ya. Biz demir elde ederiz gibi geliyor bana. Bir 100 tane falan kalsın ya. 5 beygiri. Burada 35 değeri var. Bunlardan alabiliriz yanımıza. Tamam. Uyu fazla aldık. Şu kadarı kâfi gibi ha. 2 tane destriyerimiz olmuş. Atlarımız falan da var ha. Şimdi biz Orada. iyi bir şeyi nerede buluruz biliyor musun? Ya. Ne İyi bir istiyorsun? zırh. At. Bu sağlam bir ırk vardı yani, Vikingler gibi olan. Batanya mıydı? Batanya da olabilir o zaman, Batanya'ysa. Veya işte İmparatorluk. Niye olmasın? Batanya. Kişilerde. Vikingler Sturge'ye yalnız demiş. Dur bakalım. Ama bir tane geliştirme gelmiş bize mi? Yok. Kardeşimize. Muhtemelen. En iyi zırhlar Batanya İmparatorluğu kentlerinde ve en iyi kafalık Sturge'da. Sturge'ye bakalım. Kafalık diyorsanız. Sturge. Maviler. Sturgia'dan Batanya'ya geçelim. Ne gittiğimiz yerlerde kılıç basabiliriz. Kardeşim paran yetmez diyor ya. Biz parayı bulduk artık. Şey anlaşması imzaladılar dediler. Ha şey. Bize katılan bir birlik olmuş. Biz nereye gidiyorduk? Ama biz nereye gidiyorduk? Yeşillere gitmiyor muyduk? Batanya sonradan Sturge'ydi. Tamam yeşillere gidiyorduk. Aynen. Nereye gittiğimizi şaşırdık ya. Bak burası tam böyle ağaç elde edilecek yerde. Evet, yok ama ağaççılar biliyor musun? Aynen. Köylerin üstüne falan göremedim ben de. Geldik. Batanya'ya geldik. Ticaret dedik. Bakalım. Şimdi bunlar da dediniz ki en iyi zırhlar bu adamlarda. Kaç para kardeşim bir zırh ya? Kaç para ya? Bakalım. Omuzluk. Şuradan direkt zırh diyelim de. En yüksekten ayarlasın bize gel. Oha. Paran yetmez diyor, doğruymuş ha. Haklılarmış da. Aynen. Kaplamalı deri üzeri etek.
gövde zırhı 42, 53 bunun gövde zırhı. Kol zırhı 10. Kaba pullu zırh. 5000. Her zaman aynı zırhlar olmuyor. Daha pahalı ve iyileri de çıkıyor zamanla demiş. O zaman bizim böyle bir ortalama seviyede bir şeyler almamız daha mantıklı değil mi şu anda? En iyilerini alamayacaksak. Kol zırhı 4. 8000 liraya. Bir savaşlığına kiralayıp geri veremiyoruz mu? Aynen. 32. 10.000'li alacağım ya. Korucu zincir zırhı. 10.000. 10.000'e zırhı alacağız. Sonracıma bir tane omuzluk. Omuzluğumuz iyi bu arada bizim. Bu omuzluk bayağı iyi. Kaska bakalım. Kaskın zayıf gibi bir tık. Bakayım şöyle 17.000'lik kaska göre benimki nasıl? Yani kask sanki idare ederimsi. 15.000'likle bakayım yaklaşık 10.000'likle bir denk de üstümüze kask var. Kask da iyi gibi. Bir kılıç ağla daha 80k vermiyor ya. Öyle vermez. Güzel. Tamam altımızda başka ne var? Eldiven. Eldiven. Eldiven bakacağız. Pulu savaş beyi. Kol zırhı. Bunu aldım. Tamam bir tane pabuç. Pabuç. Kurt kafası. Kesin Osman'ın item yani. Alsana bir üstüne giy bakayım nasıl duruyor. Göstereyim bak nerede o. Bak kardeşim. Sene tatlı oluyor. Bir de böyle bak. Bak bir de bundan bak. Oy yakıştı ha. Ayı posta. Şimdi ne aldık? Dur ayakkabı bakacaktık. Dikkatimiz dağıldı. Pabuç. Pullu bot. Aa pullu bot tamam bu işte. Bu da bu. Abi, pabucumuz işte, da tamam. Bak işte iade etmeyi unuttun ya kurt kafasını. Kurt kafasını iade etmeyi unuttun mu? Aa evet kellemde kaldı. İçinde kaldı. Kurt kafasını iade edelim. Şimdi atımız için... Ooo bizim şey iyi mi? Hafif eğer... Yo bizimki niye kötü ya? Ağır bozkır eğeri. Atı yavaşlatıyor ama. Ama ağır... Ağır zırhlı yapıyor atı. At çok dayanıklı oluyor fakat yavaşlıyor. Bunlardan hangisi avantajlı? Onun ağırlığı 125 gidiyor mu? Evet. Seni de yavaşlatıyor, atı da yavaşlatıyor. Bence sanki atımızı değiştirdiğimizde biz hızlı olmamız daha avantajlı. Çünkü biz lideriz. Atımızın dayanıklı olmasından çok hızlı olması bizim daha çok işimize gelir gibi. Bilemedim de 125 kilo da öyle az değil ya. Atın hızını evet. Bayağı azaltır. Bayağı azaltır. Ya onu düşününce bayağı sıkıntı. Biraz erzak alalım. Serhat 100 bit göndermiş. Selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Serhat. Hoş geldin. Et, tereyağı. Tereyağı alalım. Balık, tahıl var. Okey. Ya çok etkilemez mi ya? Sanki bence çok etkiler gibi ya. Yani bizim hızlı olmamız lazım. Yani şöyle düşünün. Ama zırhlı atta çarpınca daha çok hasar vermez mi diyor. Bizim... Askerlerimiz zaten çok güçlüler ve mobiller. Yani bizim strateji taktiğimiz şöyle olacak. Atlarla beraber ilk önce piyadeleri salacağız önden. Rakiplerimizi bir yere toplayacağız. Okçu atları salacağız etrafta.
Kenarlarda gerekirse okçularımız olacak, yayan birlikler tepelerde. Atlı okçular arkalarına doğru saracak. Ardından savaşçı atlarımız öne doğru çıkacak. Bizim bunu yapabilmemiz için de kendimizin bayağı mobil olmamız gerekiyor. Atlı ve mobil olmamız gerekiyor. Yani orada böyle ağır bir birlikten çok bizim kendimizin daha çok mobil olmamız daha avantajlı gibi. Batanya'dan okçu topla. İleride çok dua edersin bana demiş. 25 bin ödenilecek. Kardeşim biz bunu gel ödeme kısmını geçelim ya. Ben sana kılıç vereyim. Ha, ne diyorsun? Hatta ben senden alayım daha dur. Ver sen bana şöyle. Oh, 54 bin alınacak. Tamam. Bunları da takımdaşlarımıza verelim. Bozkır atı. Atımız kötü bizim ya. Atın oyundaki en zayıf at galiba lan. Ya dümdüz at yani Aynen. Hiçbir özelliği yok. hani. Dur bakayım be. Bu at 10 level'lık binicilik istiyor. Bizim biniciliğimiz kaç ki şu anda? 64. Bizim biniciliğimiz fena değil. Nasıl arttırılmışız? Haritada atla mümkün olduğunca hızlı gezin. At sırtında hız bonusu. Kazanarak savaş. Özelliği at olması. Aynen öyle vallahi bizimkinin. Baksana abi yani bizim at katırın bir tık üstü. Bunlar binicilik 90 istiyor. Safkan Batanya atı. Şu alacağım ya bu Safkan Batanya atını. Hıza bak 46'dan 66'ya geçiyor yani. Bizim Nusun'a bakalım. Dur Nusun'u güçlendirelim biraz. Bak Nusun binebiliyor bunlara bu arada. Nusun Nahşavi'ye binsin. Onunki Nahşavi olsun. Ardından Çekilme ya. şöyle bir Nusun'un kıyafetleri de değişelim ya. Kardeşimi bir giydirelim. Benim eski bir şeyleri giysin o ya. Dur lan yanlış şey mi giydirdim? İlk önce biz kendimizi giydirelim ya. Kendi kıyafetlerimizi giymedik biz. Pullu koz zırhı. Pullu bot. Aa bunu giymedik. Aynen bu bizim de. De Karaman 7 kişiyle baskına gelmişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Başka giydireceğimiz bir şey yok. Hepsi bizim. Yan zırhın ya çok kötü oldu ya. Kahverengi, beyaz, siyah falan. İnanılmaz bir uyum. Ayaklar böyle şey. Pullu ve şey. Kürklü. Eller pullu ve beyaz. Üstünde tamamen kahverengi. İç kıyafet de apayrı zaten yani. Etekli metekli. Güzel oldu Çok güzel. aslında şey Kafka olsun siyah. aynen. Demirden kafalık. Allah'ım ya. Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Tekrardan. Bunlar aynı şeylermiş. Bu daha iyiymiş sanki. Tamam o zaman İnek hırsızı, tamirci, Eli'ye. Alim'i giydirelim ya. Alim bizim için kıymetli bu arada. Adam alim yani sonuçta. Alim'in atı da eski yük beygiri mi? En azından yük beygiri olsun. Dur eski olmasın. Al. Aa, bozkır atına binebiliyor. Bozkır atına binsin. Ya, yük beygirinde de götürmeyelim. Koskoca alim, doktor, okumuş adamı biz. Bu kıyafetler belli ki işimize yaramıyor. İnek hırsızın da yarıyor mu bu? Verebiliriz. Bunu verebiliriz. Kendi zırhı daha iyi. O zırhı. Tamam. Kalanı da satalım. Şimdi şuradaki şeyleri satıyoruz. Bir dakika bir şey gördüm orada.
Ben buna ne giydirdim ya? Nasıl bu daha iyi oluyor? Aa, iptal ettim. Ayazını gram ya. Şimdi giydireyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Hepsini iptal ettik arkadaşlar. Tekrardan giydireceğiz ya. Neyse böyle tamam diyelim. Ticaretten satalım dur. Bunlarda bir şey yoktu. Bitti dedik. Ardından atları bir değişelim. Bizimki at. Tamam. Bizim at, at bizim. Bizimki binebiliyor. Nahşavi senin olsun. Sana verdim. Bizim alimi de en azından büyük beygirinden kurtaralım. Bozkırat'a binsin adam yani. Tamam. Şimdi biz burada asker, zırh, yelek bir şeyler baktık. Fena durumda değiliz. Ne zamana kadar asker toplayabiliyoruz? Kaç sayımız var? 95'e çıkmış asker sayımız. Güzel. Batanya belki bir tane işte ok alsan nasıl olurdu? Ok yay falan böyle. Aa, silah diyorsun. Evet evet. Yani hazır para da kasmışken. Sanki yayı güzel vermişti bizim şey ya. Bizim lider. Neydi eleman? Ha, onu sen şeyden aldın. Kraldan mıydı? Evet evet. Şeyden mi aldın? Ya Monçuk'tan mı aldın? Yoksa başka biri miydi? Monçuk verdiydi bana. Monçuk'un hediyesiydi. Bakalım ya, karşılaştıralım. Şu anda var ya, bizimki 90 binlik falanla denk yani. Nasıl denk oluyor ya? Latmazı yüksek bizimkinin. İsabeti yüksek. Ağırlığı düşük. Bayağı iyi bizimki bu arada, biliyor musun? Denk sayılır ya. 80, yani 70-80 binlik kılıç şey o. Yani yay o. Vallahi öyle. Tamam, çıktık buradan. Şu an iyi durumdayız bence. Şimdi bizim krallığın savaş açması lazım. Veya biz kendimiz birilerine sataşabiliriz. Ticaret. Şunları satacağım ya. Şu atlar işimize yaramıyor. Eski yük beygirini de sat. Sen deveyi de satmazsın şimdi. Deveyi de satalım ya. İleride işte ağızlıklı bir tane şey yapardık ya, deve yapardık. Onu askerlerimize verebilsek, birebir atayabilsek. Aha! Güney İmparatorluğu'na savaş aç. Evet, işte budur ya. İşte bak, tam istediğimiz buydu. Ama Rageya da çok güzel kadınmış ya. Bunu kardeşimize alırdık biz ya. Neyse, ilk önce şaptakları sonra alırız. Rageya'yı tamam. Rageya hedefimiz bundan sonra. Bunu kardeşimize alıyoruz. Bu ablamızı beğendim. Ben burada çekimsel oy kullanacağım. Çünkü nüfusum çok az. Zaten kabul olacak. Tamam. Savaş kararı alındı. Biz bir gidelim. Kendi yerimize. Nerede bu? Tamam, biz gidelim. Hadi let's go. Aha, Altu Gereden civarlarında bir ordu kurdu. Yetişelim. Altu'ya yetişelim. Kale kuşatması yapıyoruz ve kaleye çökmeye çalışıyoruz. Kale isteyeceğiz. Biz paralı asker değiliz şu anda. Lordus sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Bak bak, çökmeye gidiyorlar. Koş, yetiş yetiş yetiş. Düşman topraklara girdik yalnız biz, var ya büyük problem. Şu
Şurada ben bir kaydedeyim de. Kaydet. Birilerini görersek döneriz direkt. Dibimizde orduları. Uy! Bir dakika. Sayıya dikkat edelim. Bizimkiler 360, 380, 600. Kaçtı bak. O da kaçtı. Tak topuk. Kaç kardeşim kaç. Altı. Altı kaç altı. Adamlar bizi aşar altı. Tekrar kendi topraklarımıza bir gelelim. Biraz kargıcı toplayalım. Çıktık. Devam. Bunları bir takip edelim biz yine de. Asker toplayalım, asker aynen. Kuzeyit akıncısı. Bunlar işimize yaramaz ya. Altı nasıl kaçıyor altı? Bozkır savaş atı. Oo, pahalı burada. Ya senin 160'kan para mı? Alsana artık. Kardeşim alırız ya. Adam hala para açamıyor ya. Hala cimrilik peşinde de. Sen artık en zengin oldun. Alalım. Tüm birlikleri bilerek almıyorum. Çünkü birliklerim kaliteli birliklerden oluşturmak istiyorum. O yüzden iş yapacak kaliteli birlikleri arıyorum bu arada. O yüzden böyle bazılarını pas geçiyorum. Parası yüksek olduğu için değil. Bunlar işimize yaramaz bizim. Kuzeyit Akıncısı'nın oğlu lazım. Ne kovalıyordu lan yanımızdan? Bir şey geçti. Yani kervan geçti galiba. Bozkır savaş atı. Al ya. Eşyaları taşıması için birazcık bunlardan alalım. Asker topla diyelim. Kuzeyit Atlısı. Şu Kuzeyit Kargıcısı lazım bize aslında. Şu atlı birliklerden alalım bakalım. Bunları biz şeye çevirebiliyoruz diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Yani yükselti diyor onlar. Ürün satın al. Asker topla. Kuzeyit Kaglini. Yok bunlar lazım değil. Bunlar çok zayıf birlikler ya. Hep savaşlarda hep onlar ölüyor Kaglin. Okçu da lazım değil. Okçumuz var yeterince. Hep okçu var ya, ben anlamadım. Aha dur. Monçuk. Oy, Monçuk asker toplamış. Ordu kurmuş. Bozkır savaş atı yanımızda bulunsun da. Monçuk geliyor Monçuk. Asker topla. Yok abi ya, hiç istediğimiz birliklerden yok. Lan oğlum bu kadar mı toplandınız lan? Toplana toplana. 380 kişi mi yani? Ulan birebir girsek gafa tutarım size ya. Koskoca devleti basmaya gidiyoruz. Çıkan bu mu yani? Rabiot hoş geldin. Asker topla diyelim. Bir arenaya girelim ya. Bir sıralama listesine bir bakalım. Hala daha ismimiz yok. 13. sıradayız.
Kendimizi bir yukarılara atalım ya. Şu VS'yi bir alayım da. Oo, destriyer verecek. Temiz para. Satarız, okuturuz direkt. Uy, güçlüyüz bunda. Ne oldu, bir ıskaladın. Allah, kaç. Sağlam vurdular. Gelme lan. Akşama kadar döneriz böyle bak. Hah. Pes et. Hadi lan oradan. Vallahi ben dönerdim orada. Helal lan sana. Adamsın. Bahis koyalım. Aha. Mızrak. Mızrak da pek iyi değiliz. Ata vurma. Ata vurma. Ağzını kırarım. Vurum böyle ağzına ağzına. Lan buradayım ben. Lan atıma vuruyor. Karaktersiz. Ata vurma demedim ben sana. Çakan mı bu? Bu sarı zırhı biliyorum. Aa, çakanmış bu. Bunu yendiğimiz çok iyi oldu burada. Eda hoş geldin. 100 bit göndermiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Aa, tamam. Bunda kesin kazandık ya. Bunda kaybetme şansımız yok bizim. Bizde cirit ata sporu. İmkansız kaybetmeyiz. Güzel. Destriyer. Sıralamaya bakıyoruz. Sıralama listesi. Hala yokuz. 9. sıradayız. Ben ilk listede görmek isterdim kendim böyle. Direkt açtıklarında ben varım. Güzel olsun, sıkıntı yok. Dunheim'den müzikler açmanı. O ayarlayacağım ben ya. Müzikleri falan ayarladım ben. Bayağı araştırdım. Monçuk burada ordu kurmuş. Altun'un burada bir ordusu var. Ve Kuzeyitlerle savaş halindeyiz. Tamam. Ya ben şu Kuzeyitlerden bir 3-5 kişiyi bir şaplaklamak istiyorum ya. 100 kişilik bir birlikleri falan bir yok etmek istiyorum. Bunlar çok zayıflar ya. Bu taraftan değil, öbür taraftan toplayacağım ben. Öbür tarafta görevleri yapmıştık hatırlıyorsanız. Siz bana özellikle görev yapma diyordunuz ama ben özellikle görev yapıyordum. O görevler sayesinde oralardan birlikler alacağız bak. Bak, kargıcı işimize yarar. Hadi okçu da alalım şimdilik. Okçuların birazını kaybedeceğimizi düşünerekten. Asker topla. Atlıyı alırız. Eğitiriz. Eğitiriz. Okçulara boş ver. Gel buradan atlı topla. Bak, bu köylerde çok görev yaptık. Bu oyun Age of Empires tarzında mı? Yani benzer. Mantık benzer. Ama mekanik ve oyun içeriği birazcık farklı. Geliyorum lan. 79 kişi oldum. Gidelim hadi.
Hazırız. Mançuk nerede geziyorsun? Mançuk beni takip et. Rakibi basalım. Oy, altı da burada. Şehre girdiler. Ticaret dedik. Yiyeceklerimize bir bakalım. Rakiplere gittiğimizde bir anda aç kalmayalım orada. Morali düşmesin. Onlar da bir şeyler almış. Malzeme almışlar bak. Yiyecek yok köyde. Görüyorsunuz mu? Yiyecek almak için girmişler. Vay be. O zaman buradaki şeyler de aldıklarında demek ki yiyecek azalıyor. Aa, bu ne? Burada ne oluyor? İşte Aa, adamlar buraya kaleye koş. kuşatmış. Adamlar kaleye kuşa. Aa! Yetiş lan. Yakaladık birini. Açaku. Bana bir bilgi ver. Bir dakika oğlum, ben seni değil rakibi yakalayacağım lan. Anita'yı. Hah. Hadi bakayım. Ben sizi şimdi şaplaklamadım mı? Kimdi bizim bu? Açako'yu siz köşede tek yakaladınız, sıkıştırıyorsunuz mu lan? Adını duydum. İnsanlar kahramanlıklarından bahsediyor. Nihayet tanıştığımıza sevindim diyor bana bak. Savaşta olduğumuzu biliyorsun. Teslim ol ya da öl. Dövüşmek istemiyorum ama beni buna mecbur bırakırsan dövüşürüm. Ben seni göndereyim mi? Ben seni gönderir miyim lan? Hadi bakayım. Gel bakayım sen bir. Şimdi burada birliklerimizi bir ayarlayacağız. Atlı okçu savaşçı. Burada bak saldırı birliklerimiz, süvariler. Buraya hatta direkt süvariyi koyabiliriz. Tamam mı? Burada atlı okçular. Kalan var mı burada herhangi bir şey? Yok, ekstradan bir şey yok. Var mı yayan birlik? Yayan birliğimiz yok. Tamam. Bunu da iptal et. Tamam, iki düzen halinde. Tamam. İki tane asker düzenimiz var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada biz varız. Burayı da bizim Nusun yönetsin. Tamam, işte budur. Eğit be. Oğlum şu iki tane okçu bunlar ne ayak? Kim bunlar? Kuzey bilmem nesi. Ha, onlar bizden değil, tamam. Herkes beni takip etsin. Beni takip et. Bekle şimdi dur. Buraya bir müzik yakışır. Buranın müziklerini ayarladım. Geliyor. Eğit be. Kaptır gel arkamdan. Allah 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 Allah. Süvariler böyle gel. Okçular böyle toplan. Atış serbest. Siz saldırın. Helal lan size.
Okçular! Siz saldır! Okçular artık açılabilirsiniz! Kaçırmayın kimseyi! Hepsine çökeceğiz. Gel buraya gel. Kovalayın bunları. Hepiniz. Bastırın. Atak. Helal lan size. Helal lan size. Helal be. Güzel, güzel. Aferin be bizim birlikler. Nasıl? Artık benim tutsağımsın. Anita. İnsafına sığınıyorum demiş. Şu tutsakları da alalım yanımıza. Askerlerimizden level atlayanlar var. Bunları da basalım. Bunlara at gerekiyor. Savaş atı. Oo, biz de mi level atladık? Yoksa bizim karakterlerden biri mi level atladı? Emin misin? Hayır. Şu ganimetleri de al. Şimdi elimizdekileri bir kilitleyelim. Satılmasın. Ganimetleri topluca satacağız çünkü. Posta kalabilir. Uy, var ya ne ganimet var. Savaş atı var mı? Yok, zayıf aser atı. İmparatorluk saldırı atı. Hemen postu bak şey yapma, kitlemedin. Ha, postu bilerek kitlemedim ya. İki tamam. Tanecik ya zaten, satacak o da. Et, koyun, tahıl, güzel güzel. Aldık bunlara da çöktük. Güzel. Arkit'le de ilişkim artmış. Hemen kaleye döneceğiz. İlk öncesinde bir gelen vekilliğimize gelen bir buff var. Etkin seferci. During Bleach raids your Jane. Aynen. Mantıklı. Köyü yağmalarken item ve yiyecek artışı fazla oluyor diyor. Anladığım evet, evet işte. Aynen. İşte ekstradan şey düşüyor, item düşüyor, yiyecek düşüyor falan. Sadece köyü yağmalamada etkili. Vaatler de deme. Yoldaş ücretleri ve asker toplama ücretleri %25 azalır. Atılacak zırhlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanabilir. Aa, çok iyi bu. Askerleri item atarak yere almayarak onların daha hızlı gelişmesini sağlayacağız. Bu bayağı iyiymiş. Güzel. Acaba işte askerlerin işte öldüğü zaman itemler gidiyor mu ki? Ya şöyle düşün. Şimdi askerleri seviye basıyoruz ya. Evet. Bu normalde savaştan sonra tecrübe kazanıyorlar. Artık yere item atarsak da tecrübe kazanıyorlar. Yani bizim attığımız itemleri alıyorlar, deneyimleniyorlar gibi düşün. Giyiyorlar gibi. Ya zaten üstteki özendeki öyle çok fayda sağlamaz ya. Sadece şeyde kullansın, köyü yağmalamada. Evet evet. Aa, oy, dur 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 dur, en büyük savaş burada. Bağ hoş geldin. 270 kişi bizikiler, 260 kişi onlar. Köyleri de şey yapmışlar. Yağmalamışlar. Dalıyorum ben buraya. Dal ya, savaştan mı kaçacaksın? Ya kardeşim, ne savaştan kaçacağız ya? Saldır ya. Ben gaz verdim de bakalım. Ver müziği. Hadi bak. Beni takip et. Benimkiler takip et beni. Düşmanı bir görelim. Bak burada hızlı atın olacak işte. Hemen çıkacaksın tepeye. Bizimkiler oradan geliyor. Hemen bak. Okçular buraya gel. Buraya gel. Oyunun müziklerini nereden kapatacağım ben?
Gel tepeye gel. Çek rakipleri tepeye çek. Aa onlar o taraftan geliyorlar. Bekle, uygun zamanı bekle. Atlılar, okçular buraya gel. Siz de böyle gelin. Okçuların pozisyon değiştirmesi gerekiyor. Buraya gel. Siz de etrafta gezin. Pozisyon arayın. Sizin devriniz açık. Okçular benle oyna. Eyvah, kendi adamlarıma vuruyorum. Tüm birlikler. İstediğinizi yapın. Siz en iyisini bilirsiniz. O kadar eğittik size. Hadi bakayım. Lan vuramadım bir türlü. Helal lan size, bastırın. Kaç kişiyi biçtim lan ben? Vur oğlum. Okçular. Buraya gel. Siz buraya, süvariler burada. Rakibi istediğimiz yere çektik. Oo, çok hasar yedik. Oy, benimkinlere bak. Yok ettiler burayı. Helal lan size. Vur ulan. Lan sen nasıl benim adamımı düşürürsün lan? Nasıl adamımı düşürürsün lan? Atla buradan. Kaçırmayın bunları. Düşme sakın. Dön gel. Koştur şunlara. Kaçamazsınız. Öyle kaçış yok. Lan dur. Herkes beni takip etsin. Gel benimle, gel benimle. Eğit be. Şu görüntüye bak. Eğit be. Kovala bunları. Bak öyle kaçış. Kolayca kaçabileceğinizi mi zannettiniz lan? Evet be. Eliye Sultan be. Helal be size be.
Yok ettik yalnız rakipleri. Ganimetten %20 pay, 4.7 moral, 13 nüfus, 8 şey. Oy, bizden toplam kaç kayıp var? 10 tane falan var. Yaralımız çok yalnız. Güzel. Kim bu? Altı. Kuzeyit'in vasali. Ne diyor? Yardımların için teşekkürler yabancı. Ne yabancısı kardeşim? Sen koskoca Eliye Altun'u duymadın mı? Eliye Sultan'ı. Benim adım Altu. Seninkini öğrenebilir miyim? Benim adım Eliye. Eyvallah Eliye dedi. Devam bakalım. Felis Merve hoş geldin. Güzel. Biz kaldık mı 52 kişi şimdi? Lan şu kaleyi bir kuşatsak ya. Monçuk Bey. Siz kimin topraklarında racon keseceksiniz ya? Kuzeyit atlısı al. Şurada bir arenaya katılalım. Bir turnuvada da bir şanımızı yürütelim. Artık ilk 10'a girmek istiyorum. Lan kendi adamıma vurdum. Vay karaktersiz. Tek atıyordu az gaz. Tek öyle değil böyle atılır lan. Lan dur ata vurma. Ata da vuruyoruz arada. Tutsaklardan orduyu alınca çok moral düşüyormuş. Sanırım düşüyor diye biliyorum ya. Ya gerek yok kardeşim. Biz böyle çapulcularla işimiz olmaz bizim. Tamam bu kadar. Ciritte yok ederim ha. Vallahi yok ederim sizi. Oo, kılıç kalkan. Tamam biz kalkanlı olan olalım. Güçlü oluruz. İbrahim işte az canlısı makam dikkat etti. Savaştan çıktın ya. Aa, ona dikkat etmedim ben hiç. Zaten canı %50'nin altında da. Oo, ben bu canla da geçerim bunları. Birebir kaldık Talsur'la. Az önce çakanı yendik bak bu arada. İki etti. Çakandan öcümüzü aldık. Hıskalarsam tek yiyordum. Ama yani Eliye Sultan. Helal. Hıskalasam yalnız harbiden canımı azmış tek yiyordum yani direkt. Sen nasıl geldi? Seviyesi arttı mı? Arttı arttı. Onlara basacağım. Tamam. Bakayım beceriler. Aha. Çift elli kılıçta şey kazanmış. Kullandığın çift elli silahlar %10 daha iyi tutuşa sahip olur. Senin önderlik ettiğin formasyonda piyadelerin çift elli silah becerisi 30 artar. Çift elli silahlarda kalkanlara karşı hasarın %30 artar. Senin önderlik ettiğin formasyondaki piyadelerin kalkanlara karşı hasarı %15 artar. Bence güçlü kavrayış daha mantıklı. Dizciliğimiz de artmış. Gündüzleri %2 hareket hızı, gündüzleri %10 daha fazla görüş menzilini olur. Geceleri %5 hareket hızı, geceleri %30 daha görüş. Bence gece yapalım bunu. Aynen gece daha iyi. Son turunda kullandın, evet. Özellikle bir tane senin şu an işte ihtiyacın olan şey hız. Bu işte akşamlığı veya çölde şeyde. Bayağı bir hızlı olman lazım. Hmm.
Bozkır savaş atı. Aa bak bu çok iyiymiş. Bizimkinden iyi bir at bu. Şunları bir satalım. İmparatorluk saldırı atı. Bunlar gelmiş birçok. Sırtımızda bir tane kalkan alsak mı ya? Sırtına aldığın kalkan işte oktan koyuyor seni. Sadece şeyden kılıçtan koymuyor. Evet, oktan koruması için ya tamamen. Çelik kalkan. Peki bu savaştan elde ettiğin kılıçları işte eritip malzemeye kazanabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Dur bakayım. Bu sırtımızda dursun. Maksat oktan korusun bizi ya. Bir sadak daha ok almak mantıklı değil mi demiş. Bunun içinde ne kadar oluyor? 27 tane. Kançalı parçalanmış ok vesaire vesaire. Bilemedim. Şimdi senin elinde kılıç şey miydi? Çift elli miydi, tek elli miydi? Çift elli değil mi? Benim elimdeki evet çift el. O belki hani tek elli olsa kalkanı daha iyi olabilir diyecektim de işte atın öldüğü zaman. Yine hırsızlı grif. Buna da güzel bir şey verelim. Bunları bir giydireyim ben giydirebildiğim kadar. Belki daha iyi malzeme düşmüştür. Yine hırsızından çok bizim alimi giydirelim. Alim daha çok işimize yarar bizim. Çünkü doktor kendisi ve ölmemesi lazım. Ve şeyin en iyi doktorlarından diye biliyorum. Oyunun. Çünkü bayağı Kanka, iyiydi yani. senin o alemin nasıl işte az canı kaldığı zaman işte iyileştiremiyordu bildiğim kadarıyla. Öyle mi diyorsun? Bayılırsa savaşta falan ordunun iyileşme hızı büyük oranda azalıyordu normalde. Bilmiyorum bu oyunda da öyle mi de yani büyük ihtimalle öyledir. Alime bir kalkan verelim. Tamam. Alim böyle gaz. Şimdi biz bunları yere atınca birliklerimiz seviye alıyor dendi. Birlik sekmesine bir gelelim. Şu büyüyebilenleri bir büyütelim. Sel demeyeceğiz. Tamam diyeceğiz. Savaş atı lazım bize. Asker topla değil. Ticaret. Savaş atı. Bozkır savaş atı. 4 tane aldık. Geldik birliğe tekrardan. Kuzey atlısı. Atlarla bir tane kaglin. Tamam dedik. Buradan çıktık. Şuradan bir yerlerden de bir at alalım. Karakalat. Ürün satın al. Bozkır savaş atı. Tamam. Yük beygirimiz falan da yerinde. Tekrardan birliklerden seviye atlayacakları tekrar bir seviye atlatalım. Daha atlayabilecek bayağı kişi var bu arada. Biz atı temin edersek birçok kişi atlayabilecek seviyeye. Bak bizim piyadelerimiz çok eksikti. 21 kişi falandı piyade. Bunlar haydutmuş kalsınlar. Oo 1100 burada. Bozkır savaş atı. Biz geriye doğru gittik o yüzden. Zinginer bir yerleri fethetmiyor değil mi? Alalım. At bırakmadık ala ala. At sırtında
kılıç yerine gönderli silah. Gönderli silah derken o son turda kullandığımız kılıç da çok iyiydi. Şey, kılıcımsı, uzun şey. O bayağı iyiydi. şeyden bahsediyor mızrak çeşidi olan daha böyle uzun menzilli silahlardan bahsediyor galiba. Şu Kuzey Asil'in oğlunu çok övmüşlerdi bana. Abi görürsem mutlaka al diye. Şuraya bir gidelim. Hangisiymiş? Ben kaçırdım. Kaya. Valla chatte ana mızraklardan bahsediyorlar. Artık yani baltalı mızrak demiş yani Neon Bey. Baltalı Onlardan da şeyde çok can bulunuyormuş. Yani Kuzey şehirlerinde oluyor demiş. mısın? Bana süvari lazım ya şu anda. Bir tane buldum, aldım direkt. Oradaki işte asil olduğuna kan muhafızı oluyormuş. İşte oyundaki en OP birlik diyorlar. Onu özellikle o yüzden alıyorum zaten ya. Onun infosu bana bayağı önceden geldi. Silahlara bakarız sonra ya. Kuzey tatlısı. Şimdi bunları yere atınca tecrübe demişti bize. Öyle bir özellik olduğuna çok hiç inanmadım ama hadi bakalım. Aha bak aşağıda yazıyor. Aynen. Silah veya zırh bağışladığında diyor. Dur bakayım tekrardan bakalım ona. Mesela bunları atıyorum. Bunlardan bir şey gelmiyor. Bunları saymıyor mu yani? Ne zaman? Allah yemekleri de atıyorsun. Zaten 3-5 yemeğimiz var, onları da yere atıyoruz ha. Posta değil. Aa bunlardan geliyor. Abi dur demiş. Buradan kalkanlar ve menzilli silahlar mı? Yok. Zırhlar diye seçiyoruz. Tamam. Burası kazandırıyor. Okey. Burada bir şey yok. Hepsini at dedim. Attım 5000 tecrübe. Birliğime. Uy, kaç kişi level atladı? Kuzeyit Kaglini. Güzel. Bayağı kişi level atladı bu arada. Anita. Tuzak. Şeylerde. Tutsaklarda. İşte o lordlar için işte iyi para ödüyorlar normalde de. Bakalım öyle bir teklif geliyor mu sana? Geliyordu ya. Geçen teklif ediyorlardı da gelirler bu sefer bilmiyorum. Evet, savaş atı lazım biliyorum ya. Savaş atı topluyorum buldukça arkadaşlar. Efendim sen şu üstündekileri satıp lan biriken köyüm bastın. Ya para da azalmaya başladı bak. Kaç tane köyü mü bassam? Onu ayarlayacağız. Çapulculara bir çökeyim mi? Çok çok ya zırhını atarsın, şey yaparsın oradan ekstra tecrübe gider bir de. Amacı. Bunları böyle bırakırsam direkt benimkiler alacak. Yemeklerine çökeyim ben, kafi. Kılıçlar alabiliyorum yanıma. Kalan silahlardan kazanıyorlar onlar. Tamam.
Oyun en ucuz savaş atı imparatorluk savaş atı. Aa, imparatorluktan toplayabiliriz. Ben burada baksanıza 1K 1K veriyorum. İmparatorluk bu değil mi zaten? Biz imparatorlukta savaş halinde değil miyiz? Yok. Biz farklısıyla biri. Aynen imparatorlukta. Yo, Kuzey İmparatorluğu, Güney İmparatorluğu, Batı İmparatorluğu. Bunlar ele mi geçirmişler her yeri? Ya şu Monçuk'u bir takip edeceğim ben. Bak Monçuk bir şeyler kurcalıyor gene. Gel Monçuk. Şu kaleyi fethetsek ya. Ha, bana versene sen şurayı bak. Şurayı bayağı güzelmiş. Şekli falan da iyi. Onura'yı mı alacağız? Oy dur 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 dur. Vallahi Onura'yı alıyoruz. Ne demiş? Güney İmparatorluğu barış yap kararını. Kardeşim istemiyorum ben barışı ya. Bak kullandırtacaksınız bana. Devam edecek savaş. Basacağım nüfuzu, tamam mı? Savaşı devam ettireceğim. Az kaldı yani. Ama aslında Raga'ya da ben kardeşime de almak istiyorum ya. Raga'ya da güzel altın. Çekimser versek. 20 versek. 50'ye 50 kalsa. %50'den kazanır mıyız acaba? Monçuk'la da ilişkim azalacakmış. Bence şu an o adam karşısına almıyor ya Monçu. Almayacağım ya. Vallahi o adam yani sıkıntılı yani Boş güçlü. verdik. Bana yine zaten bir şey yapacak gibi geldi yani. Gene de bir aynen. Onçuk ne güzel kapısına kadar dayanmışsın adamların yani. Yapılacak iş mi kardeşim? Ticaret. Bozkır atı. Bu Pugio dedikleri bu kılıç herhalde. Dur bakayım bunu diyorlar değil mi? Demirciye gir. Şuradan Lusun'u seç. Arıtma değil. Eritmeye gel. Pugio. Aa evet bundan bahsediyorlarmış. Bu bayağı iyiymiş. İyi çelik de veriyor. Şunları bir eritelim ya çek. Birazcık bir para kazanalım ya. Ne diyorsunuz? Biraz daha para basmadık mı peki? Ticaret dedik. Pugio. Hepsini alırım ben bu arada. Bir süre bekleyelim. Kralın karşısında oy kullanıyorsan 50'de 50'den kazanamazsın diyor. Biraz daha bekleyelim. Oo burada arena da var şu anda. Sıralama listesi bak. Elia Hatun. 7. sıradayız ya. Bak görüyor musunuz? İlk şeydeyiz yani. Kahramanlar listesindeyiz. Yakında burada birinci olacağız. Birazdan katılırız. Demirciye gir. Erit. Musun'u seç. Bugiyo. Erit bakalım. Birazcık daha vakit gerekiyor. Petniçka hoş geldin. Paramız azalmaya başladı. Biraz para kasalım. Demirciye gir. Erit. Seç Nusun'u. Güzel. Arıt. Buradan da birazcık sert kereste eritelim. Biraz kömür. Ham demir üretemiyoruz değil mi? Demir cevheri yok. Ham demir cevheri burada. Malzemelerde. Ben normalde kabile fırlatma hançerini kullanıyordum. Malzeme için. Gümüş cevheri. Demir şurada bir yerde oluyordu. Yok. Yiyeceklerimizi bir tamamlayalım. Tahıl 60 tane. Oo, güzel. Hepsinden var bizde. Hurma birazcık az. Hurma alalım buradan. Bir alalım birazcık daha. Tamam. Eritme işlerinde arıtmada falan yoldaşları kullanıp sadece kılıç yapmayı kendin yaparsan vakitten kâr edersin.
Ama onların yaptığı kılıçların kalitesi daha yüksek oluyor. Yani onların level'ı yüksek olduğu için. Bak şöyle söyleyeyim yani. Nus'un mesela demirciliği şey yani. O yüzden. Benim demircilik 5 mesela. Bunun 170. Daha kaliteli kılıçlar elde ediyor. Demiri döv diyeceğiz. Biraz dinlenmesi gerekiyor. 175 olacak. Kılıçları sen yapacaksın zaten. Onlar eritme yapacak. Aa, eritme arıtmayı evet düşük level'lılar yapabilir. Çok mantıklı lan. Hem düşük level'ı da orayı o şekilde kasmış oluruz. Tamam bunu yaparım ben. Çok iyi bu. Ama o zaman aldığım malzeme sayısı azalmıyor mu? Azalmıyor sanırım. Normalde işte iki odundan şey yapıyordun ya, üç tane kömür elde ediyordun. O zaman bir tane elde edeceksin. Ha onu şey geliştirdiğinde artacak o. Aynen yani işte o zamana kadar herhalde O belli zamana yüz tane kadar odun falan aynen. biraz yani eksik alacaksın da. Bunu da demirciliğe gelelim. Ne açılmış? Dövülmüş silahları satmanı ticaret cezası yarıya iner. Demir dövmek için harcanan enerji yarıya iner. Aa demir dövmek için harcanan. Ben bunu net bunu veririm bu arada ya. Bu kadar yayında beklememize gerek kalmaz. Satışları Nusun'la yapmıyoruz ki arkadaşlar. Yukarı seçsek ne fayda ki? Nusun'la yapmıyoruz satışları. Kesinlikle üst demiş chat. Hayda. O neydi? Acaba neydi o? Valla ben de anlayamadım. Çok hızlı geçti. 18.39, 11 dakika öncesi. 2 kat pahalı satacaktım. 28 çok mu geç oluyor? Ne oluyor? 11 dakika öncesine dönüyor. Sen bir kaydet. Ondan sonra dön. Onun dövdüğü silahlar anlamında diyor. Onun dövdüğü silahların değeri 2 kat fazla mı oluyor yani? Yoksa o satışları yaparken satışları sen yapıyorsun. Sadece o kişiye kervan verirsen ona etki eder o üstteki demiş. Arkadaşlar emin misiniz bakın. Bu da çok mantıklı bir çözüm. Ben de böyle anladım. Yani eğer ki bizim Nus'un kardeşimiz satış yapıyor olursa onu etki ediyor diye anladım. Beni Evet, kandırmayın senin chat. anladığın gibiymiş. Doğru anlamışız. Aa, sen sattığın için o yüzden işte etki etmiyor galiba o özellik. Yani chatten anladığım kadarıyla. Ben de öyle anladım. Öyle olması lazım yani. 4 level'lık açılmış. Ama tabii işte o kılıç da o adamından satma ihtimali varmış. Döv kardeşim. Paramız bitti. Kaç tane var? Bu kadar var. Çıkış dedik. Ticarete girdik. Oy 18 bin 18. Bunları yanlış ürettik bu arada. Eksi 3000 diyor. 3000'lik bir malzeme alalım buradan. 7-8K gelecek. At alabilirsin. Adamdan gelişecekse. Bozkır atı, çöl atı. Size Bozkır savaş atı mı lazımdı? Bize direkt savaş atı lazım ya. Direkt savaş atı olması lazım. Aa bunlar da savaş atıymış. Asera atı. Ama çok güçlü o. Bunlar binek. Buradan farklı bir şey alabiliriz. Bunu alıp malzemesini eritebiliriz. Burada demirciye gireriz tekrardan. Erit deriz. Musunu bu sayede bir tane daha oluştururuz aradan hemen.
Güzel bakalım. 4 level. Bu da 4 level seçili. Bu da 4 level, tamam. Birkaç tane daha dövmüş olacağız o boşlukta. Güzel, dövmek için harcanan şey enerji bayağı iniyor bu arada. Tamam, malzeme yetmedi. Güzel. Bakalım elimizde ne var şimdi? 178k para var. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaklaşık 17k'dan kaç yapıyor? 6. 102k. 102k. 102 mi? Aynen, o civarda bir şey. Civarda. Bunları atarsak bir şey olmuyor. Bunlar deneyim kazandırmıyor bizim birliklere. Bunları da direkt ticarette satabiliriz. Bunlar kalsın. Buraya satamayız ama. Buranın para bitmiş. Fakirleştirmişiz. Güzel. Burada tutsaklarımız var. Aa, kaçmış lan bizim kadın. Vay çakal. Dur bakayım bir. Onlar bazen böyle 30-40 gün falan işte elinde kalabiliyor ama şehirde olması lazım. Yani kaleye falan koyman lazım. Anladım. Yani bir tık şey mantığı var ya, zindan mantığı var. Monçuk yine bir şeyler kovalıyor. Bu arada kadına barış yaptığı zaman serbest bırakılmış. Ha. Barış anlaşmasından kaynaklı serbest kaldı. Şunlar kilitli. Postlar da satılabilir. Koyunlar. Koyunu keselim. Buradan kesemedik değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Cam açık. Bunlar kilitli. Bunlar da kilitli kalsın. Bunları ben elimle manuel satayım. Kalanı toplu halde satabilmek için kullanayım. Direkt. Bunlar hiçbir şey katmıyor çünkü. Aynen öyle. Direkt sattım. 2500. Koyun da kalsın. Koyunu da moral olsun diye kesebiliriz. Askerlere. Maksat moral olsun. Yemeğimiz falan da yeterli. Birazcık kurmamız az, o kadar. Celal hoş geldin. Onu söylediler de chatten görmedim. Neyi söylediler ki? Abi ona sattırırsan çok fazla ticaret seviyesi olduğundan doğal haliyle senden fazla fiyata satıyor. Hadi bakalım. Dur tamam, dediğine okey. Şimdi siz dediniz ki bakın. 16.600'lük bir şey var. Kılıcımız var. Ben şu anda satarsam 16.642 altın alacağım. Bunu iptal ettim. Dedim ki ticarete gir. Eliye ile değil, Nusun'la satıyorum. 16.642 bir şey fark etmiyor ki. Gördünüz mü bak? Hiçbir şey fark etmiyor yani. Öyle değil abi, öyle değil. Sen olayı yanlış anladın. Yine nasıl kendimi haklı çıkardım. Yalanla. Ona birlik kurdurtacağım. Tamam. Malzemeleri ona vereceğim. Malzemeleri ona vereceğim, o satacak. 250k'mız oldu. Anladım. Ben o parayı ondan alabileceğim peki? En önemli soru. Benim buradan at bulmam lazım. Tamam. İmparatorluk savaş atı. Biz ne için geldiğimizi unutmayalım. At. Oha, 71 tane çapulcu mu olur lan? Saldır. Horses! Bu nasıl bir şeymiş? Kardeşim siz en iyisini bilirsiniz. F6.
Kim? Yerde geziyor bu. Tamirci Beltrud. Oğlum sana biz bir at verelim lan tamirci. Böyle olmaz kanka, koşturulmaz yani. İnek hırsızı Griff. Benim adamları blokluyor. Güzel. Tamam. 10 tane tutsak güzel. Eti al. Zeytini al. Tereyağını al. Diğerleri askerlerin olsun. Çık. Umbrella da var mıdır acaba savaş atı? Asker toplayamıyoruz buralardan. Zaten buralardan asker toplamayacağız da. İmparatorluk saldırı atı. Şu bozkır atını sat. Dur, bozkır atını satma. Dur, iptal et. Ciğerte gir. İmparatorluk sallı atını aldık. Biz şu alime bir binek verelim ya. Bizim alemin bineği yok. Eleman yayan geziyordu. Tamirci pardon. Alim diyorum ya. Sana destriyer vereceğim. Tamirci. Sana bir eğer de lazım. Yani bundan alırız sana ya. Ne diyorsun? Tamirci. Tamam. Sana bir de eldiven bakalım biz. Seni niye gariban bırakmışız böyle ya tamirci? Eldiven bakalım. Şöyle bir kol yeter sana. Kılıç. Bir tane kalkan. En azından bir şeyler yaparsın. En azından koruman olsun ya. Bir şeyler olsun elinde. Güzel. Devam. Her yer çapulcu. Her yer çapulcu vallahi burada. Aha. Delikten birileri bir şeyler atladı. Uy. Kuzey Kaglini. Güzel. Devam. Yalnız birliklerimiz efsane bir şey oldu yani. İmparatorluk savaş atı. Gülçe hoş geldin. Günlerden ne? Taylal var şurada. Dur, TL'ye girelim. 89 bilimiz var. Gayet iyiyiz. Ticaret. Orada yok. Buraya şey satalım gelmişti ya. Kılıç satalım. Eksi 4000 diyor. 4000 karşılığında bir şey alalım. Burada her şey ucuz. Bak. Bunlardan alabiliriz. Oo, hurma alalım. Hurma lazım. Biraz zeytin alalım. Güzel. Başka alacağımız bir şey yok. Tamam mı? Denk mi? 2000 daha alabiliriz.
2000'e ne alabiliriz? Şöyle bir düşünelim. At alabiliriz. Belki işte etmek için malzeme alabilirsin. Odun var Fırın mıdır acaba? aslında. Ondan yoktur ya. Dur bakayım bir. Zincir at zırhı. Ne demiş? Abi haberin olsun, liderlik kasmak istersen kardeşin Nusun'a birlik kurdurup orduya çağırırsan hem nüfus yemez hem de liderlik kasarsın. Bir de üstüne yaptığın kılıçlar o satar, bir yandan da para kazanırsın. Bunu bir deneyeceğim. Bir şeyi satın aldıkça evet parası yükseliyor. Koyun alalım yanımıza. Biraz domuz alalım. Biraz inek alalım. Şu erittiğimiz kılıçlardan yok mu bizim ya hiç? Aa işte buldum. Tamam, bunların hepsini iptal edelim. Tamam, bunları satıyoruz. Şu erittiğimiz kılıçlardan alıyoruz direkt. Kabile fırlatma hançeri. Bir de işte hurma almayı unutma da almadıysan. O biraz azdı. Aynen, hurmamızı tamamlayalım. Tam demir bira. Şimdi artık bize bir kale lazım artık. Monçuk Bey, artık birilerine savaş aç. Artık biz bir kendimizi öne çıkaralım. Ben illa bu topraklarda racon mu keseyim yani? Milleti mi şaplaklayayım? Ne istiyorsun? Şu atları alalım da şuradan. Kendi oradan. Asker toplayalım birazcık daha. Tamam işte en merak ettiğim de bu. İşte atlı askerlerle acaba yani kaleyi nasıl işte alacaksın merak ediyorum. Biz kaleye, şimdi bizim eleman savaş açacak. Biz oradan şey yapacağız, faydalanacağız da. Bizimkilerin savaş açması lazım. Bizimkiler aranıyor aslında bak. Bir şeyler kovalıyorlar kendilerince. Attan iniyorlar Koyraz. kalede diyor. Atlanıyorlar. Yok. Ya işte onu demek istemedim ya. Hani bu şeyle atlıyla piyadenin özellikleri farklı ya. Onu demek istedim. Kale kuşatma esnasındaki. Yani o da piyadeler daha şey diyeyim mi güçlü oluyor. Yani kuşatma andı İbrahim şu an çok kayıp verebilir yani tek başına gelse. Şu an tek başıma girmem biraz zor benim için zaten ya. Esme'ye de bir bakacağım. Buradan da askerlerimi alacağım. Bir tane çıktı istediğim askerden. Bozkır savaş atı buldum. Şu birliklerden bir yükselmeyenleri de bir yükseltelim artık. Atımız var. Güzel. Tamam, şimdi birliklerimiz bizim ne durumda? Bakalım bir genel olarak şöyle bir analiz. 3 seviyeler var. Şu yüksek seviyeleri bir yukarı taşıyalım. 6 seviye mesela, bunu yukarı taşı. Bu da yüksek bir seviye. Bu da yüksek. Bu da yüksek. 4 var. 6 var. 5 var. Şu anda sıralama fena değil gibi. Düzgün gibi duruyor sıralama. 5 seviye, 5 seviye, 5 seviye. 5, 6 seviye. 6 seviye Kuzeyit Kağan'ı muhafızım var. 23 tane toplamda. Çok iyi. Oklu bunlar. Zırhlı Kuzeyit Kargıcısı var. 8 tane, 5 seviye. Zırhlı Kuzeyit Atlı Okçusu var. 5 seviye. 5 seviye Kuzeyit Keşik var. Kuzeyit Kervan Muhafızı var. Bu neymiş? Bunlar hepsi okçu. Süvarilerim bir tık zayıf benim. Bunları güçlendirmem lazım. Tamam ya, Bir güzel de iyi durumdayız.
İşte elinden 40 tane şey var, esir var. Onları da satsan mantıklı olurdu. Bunları satacağım. Bunları şehre satmaktansa şu görevde bulsam da birilerine okutsam çok iyi olur. Çünkü kıymetli onlar birazcık. Kıymetli birlikler. Bak şunlar özellikle. Nerede onlar? Birlikler kısmında mı gözüküyor? Aynen. Şunlar mesela imparatorluk şeyleri falan. Bunlar bayağı para eder. 20-30K kaldırırız yani net oradan. Onu söyleyeyim yani. Oradaki bak neydi işte imparator işte abel içi çavuş var. Onlar yani kale kuşatmalarında çok fena ya. Arbaletçi, imparatorluk çavuşu şu. Evet. Belki bunların üst seviyeleri de olabilir. 5. seviyeymiş bu eleman zaten. Şurada bir görev var. Bu görevden bulursam gezerken de çok iyi olur bu arada. Kaydedeyim. İki kişiler. Orman halkından Alakir'in birliğiymiş. Ama şunları bir şaplaklayasım var benim ya. Onlar bir de atsız bir dikenli herhalde değil mi? Evet. O neden gariban gibi? Yok. Bayağı zırhlıymış adam. Ben orman halkından Alakir. Bildiğim kadarıyla sizinle savaşmak için bir sözleşmemiz yok diyor. Topraklarımız yabancılara açıktır. Orman geniş, herkese yetecek kadar av hayvanı ve yiyecek var. Ancak buraya bizi soymak, köleleştirmek veya vergiye bağlamak için gelenler de oluyor. Her bahar buzların erimesiyle o hırsızların cesetleri meydana çıkıyor. Oo. Sen çok iddialı konuştun be kardeşim. Taleplerimi bildirmeye geldim. Bak bu var ya ekstra bir böyle bir şapla hak etti gibi. Ben bunu dövmeyecektim. Ama beni kışkırttı. Beni bir kışkırttı bu. Abi eğer buna dalarsan krallık arası savaş çıkar. Savaş çıkacak. Delirdin mi? Ben senin düşmanın değilim diyor. Affedersiniz hanımefendi. Hanımefendi mi? Kim hanımefendi mi? Bu mu? Ulan erkek bu. Aklından ne geçiyordu bilmiyorum. Defol öyleyse. Lan. Aa savaş açamıyorum ben buna. Oğlum senin başkanı kim lan? İşte adam seni azarlayıp gönderdi. Adam beni azarlayıp gönderdi ha. Kimmiş bu? Bunun plakasını alsanız Açet. Orman halkı klan Alakir. orman halkıymış. Alakir. Alakir bulacağım oğlum seni. Alakir birebir kendisini şaplaklayacağım. Demek Alakir ha. Alakir. Neredeymiş bu en son? Temesos'ta görülmüş. Nerede lan bu Temesos? Ağzına girdim. Demek. Temesos köylüleri. Burada mı bu Alakir? İşte az önceki adam değil miydi ya önden geçen? Yanında ya abi diyor. Biraz daha sağda devam et oradan. Baktığın yönden düz devam et, sağda kalıyor. Çapulcular. Az önce seni azarlayıp gönderen var ya o yani Alakir. Yok Alakir'in birliği diyor. Alakir demiyor. Ama o adam zaten yediyle geziyordu. Adamla konuşup sonra adamı aramak. Kaç kişisiniz lan siz? 50, Şey mi 90. zannettin? Şey zannettin herhalde işte ekstra askere ben hani onları mı keseyim anladım.
Ben ekstradan birliği var zannettim. 50 kişi yetmedi bana. Ben çatlaklayacak mı kafalarını vuracak. Git ya, adamla konuş da bir daha kovsun Adam beni kovdu bildin ya. seni. Öyle şey mi olur kardeş? Gyo buldum, dur. Bu gyolar alayım. Bunları ederiz sonra. Adam bizi azarladı lan. Onurumuzu yerle bir etti adam. Vay arkadaş. Şimdi biz bir kardeşimize eş bakalım. Şimdi neydi o? Şeydi. Şu savaşta olduğumuz krallığın ismi neydi? Kuzey İmparatorluğu. Ha. Savaşta olduğun güneydi. İlk başta Güneydi. orada kaldı. Aa, bu imparatoruymuş ama oranın. Evet, aynen. İra bak. İra'ya bakalım. İra. Cazibe, her şeyi var İra'nın. Evli, zalim, eli sıkı. Yok. Kızı var İra. Bir daha birisini daha söyle bir derdi. Sivana. Oy. Sivana bayağı yetenekli de ha. Neredeymiş bu? 22 yaşında. Sturgiyalı. Sturgiye soylusu, gözü pek. Dürüst. Tiyal içinde görülmüş. Tam kardeşimizi almalık. Tiyal nerede? Aa, burada. Gidelim. Şuraya bir girip çıkalım. Neydi o? Svana mıydı? Bir geri yapalım. Aynen Svana. En son Tiel'de. Hala Tiel'deymiş. Güzel. Bir gidelim, bir şansımızı deneyelim ya. Kardeşimize bir yeni birilerini katmış oluruz ama. Acaba bir ilk başta anı mı iyileştirsen kadınla? Öyle mi diyorsun? Ondan bir iki biriken görev falan alıp hani ihtimali yükseltir mi ki? Son tier içinde görüldü. Acaba şeyde mi? Kalede mi? Oo, gidelim. Nerede bu? Kraliyet dairesi. Kim bu? Oy. Lan dur, tekme atma. Yalnız var ya. Chat. Baksanıza. Ben de benim de onun boyuna baksanıza. Böyle konuşuyorum adeta. Boynum ağrıyacak yani konuşurken. Konuşmak istediğim bir konu var. Kimse de fayda sağlayabilecek bir teklifim var. Dinliyorum demiş. Hayda. Olmadı. Kısa bir sorum olacak, o da olmuyor. Efendin hakkında. Yok, o da olmuyor. Bunu bağlayamıyoruz ya. Babasına gitmemiz gerek. Tamam, bunun babasını bulalım. Sivana'nın babası. Ailesine bakalım. Baba Godun az önce yanımızdan geçti. Az önce yanımızdan geçti bu abimiz. Kent merkezine dön. Godun az önce benim yanımdan geçti. Lan bura değil, bura değil, çık. Kaçırma Godun'u. Aa, burada. Babasını bir şaplak değil mi onun?
Evet, ben Sturgia'ların en eski soylarından biri olan Vagirovinglerden Godun. Tayalı'nın lorduyum demiş. Taylan'ın lorduymuş. Çok iyi. Görevimiz de varmış. Bunu da yaptık bu sayede. Aykut hoş geldin. Taleplerimi bildirmeye geldim. Ben evlenmek istiyorum diyecek. Bizim Nusun o yüzden. Konuşmak istediğim bir şey var. Politika konusunda evlilik yoluyla ailelerimiz arasında bir ittifak öneriyorum. Peki kimi öneriyorsun? Bir anda babasını kendimize almamız yok mu? Yok. Nusun ile evlilik. Evet, Sivana için uygun bir eş arıyoruz. Çok güzel. Aa, para istiyor lan bizden. Ne kadar istiyorsun? 22 bine bağlıyoruz. Ne dersiniz? İyi gibi sanki Açet. Verebileceğim minimum parayı vereyim de. Sonra bunlara fethedeceğiz. Çok kazandırmayalım bunları. Ne cimri adamım ya. 90 diyelim. Olmuyor mu? Gram gram hesaplarım. Tamam. 21.801. 21.800. Yok, 1 lira da benden olsun. Hadi. Çok cömert, cömert bir insanımdır yani. Sırf aramızdaki ilişkiler güçlensin diye yani. Yoksa biliyorsunuz. Veriyorum. Adam bir de evlendirmesine göreyim seni. Oo, takas teklif edildi. Evlendi. Artık gitmeliyim. Tamam. Nusun'a yaptık. Nusun iyisin hadi. Gidelim hemen tekrardan. Kaleye git. Erta varmış. Yok ya. Erta ile bizim işimiz yok. Şey nerede bizimki? Dur bakayım. Oo, ilişkimiz de artmış. Cazibemiz artmış. Ne diyor? %20 kritik ikna başarısızlığından kaçınma şansı. Yerleşik içinde negatif ilişkiye sahip olduğun rastgele bir NPC ile ilişkini arttırmak için günde 105 şans. %5 şans. İki kat ikna şansı için %10 daha fazla şans. Güçlü yerleşik NPC'ler ile ilişkileri zamanla gelişir. Alttaki daha iyi değil mi sanki? Alttakine verdim. Vekillik artmış. Atılacak silahlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanabilir. Silahlar da. Tarife geliri %10 artar. Tarife dediği ne acaba? Binek sayısı süvari olmayan askerler. Binek sayısı süvari olmayan askerlerden fazlaysa birlik moralini 4 arttırır. Binek sayısı süvari olmayan askerlerden fazlaysa birlik moralini 4 arttırır. Ergi geliri %10 daha fazla yüksektir. Dolor, bugün neyi unutmuş olabilirim? Unutmadım. Aklımda. Dediğini anladım. Bunlardan hangisi daha iyi? Kaya, sence hangisi daha iyi bunlardan? Valla çok bir fikrim yok açıkçası da şu yan tarife geliri nasıl veya vergi geliri. Atılacak silahlardan da tecrübe alacaklar. Yani şu an senin zaten vergi aldığın bir şey yok. Hani öyle bir köyün kalem falan yok. Ama daha sonra vergi alırız. Bu işimize yarar. Seçtim Olur. alttakini ya. Aynen. Karar veremedim. Seçtim gitti. Bizim şey nerede? Dur bakayım, bir klana gireceğiz. Sivana ha. Taylal'da kalıyor. En son Taylal içinde görüldü. Allah Allah, biz niye göremedik? Kalede değil. Handa mı? Aa, Handa. Han'a giderim. Bizimkiler dizilmiş buraya.
Tamirci Beltrud bu. Altın Kanar, Nusun, Tepelerden Patriis, Alim, İnek Hırsızı, Fidye Simsarı, Sivana. Ha. Selamun aleyküm. Eliye demiş. Evet, ne var? Nasıl bir konuşma şekli ya? Birliğime katılmanı istiyorum. Onur duyarım. Dışarıda görüşürüz. Tamam. Güzel. Ne var diyor ya? Boyumuz kısa olabilir de yani. Ne var da demezsin bize ya. Ayıp değil mi kardeş? Tamam. Nusun'u da evlendirdik. Birliğimize kattık. Bakalım. Advanter'e bir gelelim. Nerede? Sivana. Oy. Başlığı 46.000. Zırhı 65.000. Kolluğu ucuzmuş. Botu da ucuzmuş. Diğer atı. Örümü at zırhı. Zırhı atı da falan da bayağıymış. Yenge sen şu zırhları bir bana versene ya. Ne diyorsun? Şunları ben alayım. Bunlar Eli'ye de çok güzel yakışır ha. Chat ne diyorsunuz? Benim o zırhlar sana büyük gelmesin. Oldu oldu. Oldu ya. Aa, bunlar da çok güzel yakıştı ya. Çok güzel yakıştı. Koskoca prenses alın gariban kaldı ya. Güzel oldu. Biz güçlendik. Tamam. Evet. Bugünlük burada bıraksak mı acaba? Soydu resmen diye. Evet evet. Güzel oldu. Güzel oldu. Bugünlük burada bırakalım. Şimdi neler yaptık? Bir tane savaşın birisine girdik. Lord'un birisini kurtardık. Ayıptır söylemesi. Yani yine bugün sağlam kurtardık yani birilerini. Ardından Nusun'u evlendirdik. Artık bir eşi var Nusun'un. Biliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Nerede o? Bizim abla nerede ya? Göremedim ben. Ha şöyle yukarılara taşıyalım dur. Sivana. Artık Sivana birliğimize katıldı. Kendisi bir soylu gördüğünüz üzere. Zırhları falan da güzelmiş. Bize şey teklif etti. Dedi ki benim zırhlar da çok güzel dedi. Eliye de çok güzel yakışır dedi. Sağ olsun biz de kırmadık kendisine. Çok ısrar edince kıramadım. Dedim olsun alalım. Kendisi böylelikle dahil oldu. Aynı zamanda demirciliğimizi geliştirdik. Demircilikle beraber parayı da kırdık. 234k paramız oldu. Birliğimizi 91 kişiye yükselttik. Bu yayında kale kuşatma düşüncemiz vardı ama kale kuşatmak için askerlerimiz saldırmadı. Yani daha doğrusu birliğimiz, krallığımız her ne derseniz yani. Savaş açmadığı için biz bir şekilde kale kuşatması yapamadık. Yoksa bir tane kalenin birisine net çok çektik. Ardından da şöyle bir durum var. Artık arenaların bir yıldızı var arkadaşlar. Bakın. Geldiğinizde, arena sıralamasına gittiğinizde Eliye ilk onda yani. Kendimizi de kanıtladık artık. Bir tane racon kesen birisi oldu bak. Onun ismini unuttum. Chat hatırlıyordur. O racon kesenin de sonra kafasını keseceğiz. Onu yazdım bir kenara. Onu unutmayalım. Ondan racon nasıl kesilir göstereceğiz. Bugünün hikayemiz Alakir mi neydi? Aynen öyle bir şeydi sanırım. Bugünün hikayemiz bu kadar olsun. Bugün eşlik eden Kaya'ya da teşekkür ediyorum. Kendisi renk kattı. Yorumlarıyla. Eline sağlık ya. Güzel oyundu. Hani özellikle savaş sahnelerini falan çok beğendim ben. Evet evet. Savaşlar güzeldi. İki tane büyük savaş vardı. Bunlar bayağı güzeldi. Etkileyiciydi. Bakalım bir sonraki yani, yayında yaparız yine. Yani bir de bunun üstüne bir tane böyle bir şey olabilir. Yani kale kuşatmasıyla çoktan zevklerle gelir oyun. Aynen. Bir sonraki yayındaki net hedefimiz kale kuşatması. Yani hani bir şekilde savaş çıkartıp kalenin birisine çöküyoruz yani. Klanımız kaç seviye? İkinci seviye. Bir sonraki savaş şeyde biz savaş çıkartırız ya illaki. Bir cingar kopartırız yani.
Bunu da koparttık. Birine çöktük. Bir tane kalemiz oldu mu artık? Orada askerlerimizi birleştiririz. Sonra Nusun'a bir birlik kurarız. Nusun'la beraber yeni fetihler yaparız. Bakalım. Bugünlük bu kadar olsun. Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gelip izlediğinizi eşlik ettiğiniz için. Bugünlük yayını burada kapatacağım. Gece erken açarım. Gece yayını olur. Bannerlord mu oynarız, ekipte oyunlar mı oynarız bilmiyorum artık. Ona bakalım. Söz vermeyeyim. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz Kaya. Bay bay.